KRESEL Televizyonu Ana Haber Bülteninden iyi akşamlar sayın seyirciler. Gündemle karşınızdayız. İlimizde Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılı kutlanıyor ve etkinlikler kapsamında kullanılacak kurumsal logo belirlendi. Cumhuriyetin ilk ışıklarını yakıldığı, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün milletimizin kaderine yön verdiği, Kocatepe'den bağımsızlığa yürüdüğü şehir Afyonkarahisar, Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yılını kutluyor. Etkinlikler kapsamında kullanılacak kurumsal logo da belirlendi. Büyük Taarruz, bir milletin en temel hakkının tam bağımsızlığının bedelini kanla ödediği, İngiliz emperyalizmine ve Yunan zulmüne karşı tek vücut olup, direndiği büyük savaşın adıdır. Bir halkın millet olma mücadelesinin, uyanışının, birleşmesinin, ayağa kalkıp destanlaşmasının adıdır. İşte bu destansı zaferin 100. yılı nedeniyle Afyonkarahisar'da yıl boyunca yapılacak etkinliklerde kullanılacak kurumsal logo belirlendi. Cumhuriyetin temellerinin atıldığı Afyonkarahisar'da bizleri bu topraklara armağan eden ecdadımızın bıraktığı mirasla vefa borcumuzu en iyi şekilde göstermek ve Afyonkarahisar'da Büyük Taarruz'un coşkusunu hep birlikte yaşamak ve yaşatmak için Valilik, İkmal ve Garnizon Komutanlığı, Afyonkarahisar Belediyesi, Afyon Kocatepe Üniversitesi, Afyonkarahisar Sağlık Bilimleri Üniversitesi, kamu kurum ve kuruluşlarıyla sivil toplum kuruluşları işbirliğinde yıl boyunca yapılması planlanan 100 etkinlik belirlendi. Yapılacak tüm etkinliklerde belirlenen kurumsal logo kullanılacak. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Türkiye'ye örnek olacak bir uygulama başlattı. Bakkallar Odası'yla bir anlaşma yapan AK Parti İl Başkanlığı Bakkallar Odası'ndan toplu alışveriş çeki aldı. İhtiyaç sahibi vatandaşlara verilen bu çeklerle sadece mahalle bakkallarından alışveriş yapılabilecek. AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı Afyonkarahisar Bakkallar Odası ile önemli bir anlaşma yaptı. Türkiye'ye örnek olacak bu anlaşmayla AK Parti İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay önderliğinde hayırsever il yönetim kurulu üyelerinin destekleriyle Bakkallar Odası'ndan alışveriş çeki alındı. Ramazan ayı boyunca ihtiyaç sahibi vatandaşlara dağıtımı yapılacak olan bu alışveriş çekleri sadece Bakkallar Odası'na kayıtlı mahalle bakkallarında geçerli olacak. Uygulamayla hem mahalle bakkalları desteklenmiş olacak hem de ihtiyaç sahibi vatandaşların yüzü gülecek. Bununla ilişkinin basın açıklaması yapan AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanı Hüseyin Ceylan Uluçay, yerlerinden sorumlu tutan, ayak seslerinden bile kimin geldiğini tahmin eden, kapısı ardına kadar açık bakkallarımız için ne yapsak azdır dedi. Mahallelerin orta yerinde duran, her şeyin en güzelini, en tazesini satan, parası olmayana son ödersin diyen ve bir veresiye defter olan bakkallarımız memleketin az ışıklı gecelerinde bile sokak lambalarımızdır. İnsanların ne gönlünü kırarlar ne gururunu incitirler. Kendilerini mahallenin güvenliğinden sorumlu tutan, ayak seslerinden bile kimin geldiğini tahmin eden, kapısı ardına kadar açık bakkallarımız için ne yapsak azdır. AK Parti olarak yerel esnafımıza destek olmak, kalkındırmak ve sahip çıkmak adına birçok girişimde bulunuyoruz. AK Parti olarak Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın derdinde esnafımıza ertelemeli krediler verilip bir nebze de olsa nefes almalarını, kullanılmış olduğu kredilerle de çeşitli kolaylıklar sağladık. Şimdi de AK Parti Afyonkarahisar İl Başkanlığı olarak özellikle yerel esnafımıza destek olmak adına mahalle bakkallarımızdan yapmış olduğumuz alışverişlerimizi ihtiyaç sahiplerine geçen yıl teslim etmiştik. Bu Ramazan ayında ise daha önce tespit ettiğimiz ihtiyaç sahipleri ailelerimizin bir nebze de olsa yüzlerini güldürebilmek adına ulusal marketler yerine, burası çok önemli, ulusal marketler yerine şehrimizdeki adeta mahallelerimizin ruhu, sokaklarımızın, semtimizin vicdanı olan bakkallarımızdan alışverişin yapılmasını sağlamak amacıyla bakkal odasına ücretini ödediğimiz alışveriş çeklerini bu ay içinde il yönetim kurulu üyelerimiz, kadın gençlik kollarımız ve merkez ilçe teşkilatımız aracılığı ile ihtiyaç sahibi vatandaşlarımıza ulaştırmayı hedefliyoruz. Böylelikle vatandaşlarımız ellerindeki çeklerle ilimizdeki bakkal odasına kayıtlı mahalle bakkallarımızdan alışverişini yaparken
hem de bakkallarımızı desteklemiş olacaktır. Bakkallarımız da ellerindeki çeklerin bedelini bakkal odasından tahsil edecektir. Ramazan ayı dolayısıyla hazırladığımız bu uygulamamızın hayırlı ve bereketli olmasını diliyorum. Bakkallar Odası Başkanı Cengiz Üstün de sosyal dayanışma için önemli bir çalışma yapıldığını söyledi. Böyle bir başlangıcın yapılması bana ayrıca bir mutluluk verdi. Burada gerçekten sosyal dayanışmanın, birlik ve beraberliğin ve Afyon genelinde bu organizasyonun da bir örnek teşkil ederek her tarafa da yayılacağından endişem yoktu. Dolayısıyla burada gerçekten esnafımızın ve Ramazan ayına has mübarek günlerin bizlere de bu vesile ile böyle bir başlangıç yapmış olması ve bunu da örnek teşkil ederek bütün siyasi partilerimize, iş adamlarımıza, hayırsever vatandaşlarımıza da bir kıvılcım adeta olmak suretiyle yayılacağını düşünüyorum. Bu vesile başkanımıza, il başkanımıza, ilçe başkanımıza, teşkilatlarına da tekrar teşekkür ediyorum. Afyon Karahisar Ülke Ocakları İl Başkanı Oğuz Kağan Diler iftar yemeğinde basın mensuplarıyla bir araya geldi. Ramazan ayında birlik ve beraberliğin en üst noktaya çıktığını söyleyen Diler, gençlerin bilinçli bir nesil olarak yetişmesi noktasında önemli bir görev üstlendiklerini söyledi. Her yıl geleneksel hale gelen iftar buluşmalarında Afyon Karahisar Ülke Ocakları basın mensuplarıyla bir araya geldi. Kalanlara sıhhat ve afiyet. Allah rızası için lillahi teala el-Fatiha. Programa katılan basın mensupları ülke ocaklarına yetişen gençlerle beraber iftar açma imkanı buldu. İftar yemeğinde konuşan Afyon Karahisar Ülke Ocakları İl Başkanı Oğuz Kağan Diler, gençlerin bilinçli bir nesil olarak yetişmesi noktasında önemli bir görev üstlendiklerini söyledi. Başı rahmet, ortası mağfiret, sonu cehennem azabından kurtuluş olan Ramazan ayına ulaşmanın sevinci içerisindeyiz. Bu vesileyle birkaç gün önce 25. ölüm yıl dönümünü andığımız Türk dünyasının başbuğumuz Alparslan Türkeş Beyefendi ve tüm ülkücü şehitlerimizi yeniden rahmet ve minnetle anıyor ve yad ediyorum. Cenab-ı Allah bir sonraki Ramazan aylarına kedersiz, sağlıkla, mutlulukla, huzurla ulaşmayı hepimize nasip eylesin. Elhamdülillah, elhamdülillah zeta'amena ve sekana ve cena minel müslümin. Nimetcellah, bereketallah, şefaat ya Resulallah. Afyon Karahisar İl Emniyet Müdürlüğü polis haftasını sosyal medya hesabından yayınladığı videoyla kutlarken görüntüde teşkilatın neredeyse tüm birimlerinin gerçekleştirdiği operasyonlardan kesitlerin olması dikkati çekti. Yurt genelinde olduğu gibi Afyon Karahisar'da polis haftası gerçekleştirilen çeşitli etkinliklerle kutlanıyor. Kutlama etkinlikleri çerçevesinde Afyon Karahisar İl Emniyet Müdürlüğü sosyal medya hesabından bir video paylaştı. Videoda emniyetin neredeyse tüm birimlerin gerçekleştirdiği operasyonlardan nefes kesen görüntülerin yer alması dikkatlerden kaçmazken, görüntüler adeta dosta güven, düşmana korku verdi. Görüntülerde ayrıca emniyet teşkilatının olayları aydınlatmada teknik çalışmalarının da yer aldığı gözlendi.
Emniyet Teşkilatımızın polis haftasını kutluyor, çalışmalarına başarılar diliyoruz ve asayiş haberlerimizle devam ediyoruz. Afyonkarahisar'ın 3 ilçesinde yapıştırıcı silikon dahil elektrik tellerini çalan 8 kişi jandarmanın operasyonuyla yakalandı. Edinilen bilgiye göre Afyonkarahisar İl Jandarma Komutanlığı ve Sandıklı İlçe Jandarma ekipleri tarafından Sandıklı İlçesi Koçhisar Köyü, Hocalar İlçesi Akçadere Köyü ve Kızılören İlçesi Yeni Belkavak Köyü'nde meydana gelen hırsızlık olaylarında 250 adet yapıştırıcı silikon, çok miktarda kesilerek yakılmış halde elektrik kablosu, dikenli tel ve demir çubuklar ele geçirildi. İnceleme başlatan ekipler ASSY, HÖÖ, OTMT, SATA ve BS isimli şahıslar hakkında adli işlemleri başlattı. Ele geçirilen malzemeler sahiplerine teslim edildi. Emirdağ'da minibüsle çarpıştıktan sonra devrilen kamyon sürücüsü yaralandı. Kaza Afyonkarahisar Ankara Karayolu Emirdağ ilçesi çıkışında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre 57 yaşındaki AA idaresindeki 09ACF059 plakalı minibüs bilinmeyen sebepten ötürü 52 yaşındaki TE'nin yönetimindeki 42ACS889 plakalı kamyonetle çarpıştı. Çarpışma etkisiyle savrulan kamyonet yol ortasına devrildi. Kazada devrilen kamyonette yaralanan sürücü TE Emirdağ Devlet Hastanesi'ne kaldırılırken yaralının sağlık durumunun iyi olduğu bildirildi. İhsani ilçesine bağlı Doğer beldesinde arkadaşıyla atla gezintiye çıkan imam tarafından kanadı kırık halde yaralı bulunan Şahin tedavi altına alındı. Doğer beldesinde imam olarak görev yapan Mustafa Bilim, arkadaşıyla Firik Vadisi'nde atla gezinti yaparken yerde yaralı bir kuşun olduğunu fark etti. Kuşu koruma altına alan Bilim daha sonra 112 acil merkezine arayıp yardım istedi. İhbar üzerine bölgeye Doğa Koruma ve Milli Parklar Afyonkarahisar 5. Bölge Müdürlüğü'ne bağlı ekipler sevk edildi. Ekipler yaralı haldeki kanadı kırıldığı için uçamayan Şahin olduğunu belirledi ve kuşu tedavi edilmek üzere Bilim'den teslim aldı. Burdur'da kontrolden çıkan araç ATM'den para çeken vatandaşa çarptı. Burdur'da kent güvenlik yönetim sistemi kameralarına Ocak ayında meydana gelen kaza saniye saniye yansıdı. Bahçeli Evler Mahallesi Mithatpaşa Caddesi'nde sürücüsünün kontrolünü kaybettiği araç hem ATM'den para çekmeye çalışan vatandaşa hem de ATM'ye çarptı. Kaza anı güvenlik kameralarına yansıdı. Uşanbanız ilçesinde Düzce Köyü yakınlarında çıkan orman yangında 4 hektar alan kül oldu. Edinilen bilgiye göre Banaz'a bağlı Düzce Köyü yakınlarındaki bir ormanlık alanda bilinmeyen sebepten yangın çıktı. İhbar üzerine yangın yerine Banaz Orman İşletme Müdürlüğü ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Rüzgarın da etkili olduğu yangına 6 arazöz, 1 tanker, 1 iş makinesi ve Banaz itfaiyesinden çok sayıda ekiple müdahale edildi. Yangında 4 hektar alan kül oldu ve soğutma çalışmalarına geçildi. Isparta Gazi Kemal Mahallesi'nde toplanan bir grup liseli gençten ikisi ara sokağa girip önce tekme tokat kavga etti sonra tokalaştı. Olay Isparta Gazi Kemal Mahallesi 1303 sokakta meydana geldi. Bir grup liseli gençten ikisi kalabalıktan ayrılıp ara sokağa girdi. Kısa bir süre sonra ağızları burunları kan içinde çıktı. Arkadaşlarının da müdahale etmeyip sadece seyrettiği olayda biri burnundan kan gelen iki genç daha sonra tokalaştı. Kavgada yaralanan gence arkadaşları peçete verip yüzündeki kanları sildi. Ardından gençler uzaklaşarak gözden kayboldular. Sıfır otomobilini ekspere götürünce hayatının şokunu yaşadı. 2 milyonluk lüks araç hatalı çıktı. Eskişehir'de piyasada yaklaşık 2 milyon lirayı bulan lüks otomobil satın alan bir vatandaş arkadaşlarının tavsiyesi üzerine aracını Oto ekspertiz kontrolüne götürdü. Henüz 47 kilometre yol yapan arabasını Eskişehir'deki bir uzmana götüren talihsiz şahıs yapılan kontrollerde hayatına şokunu yaşadı. Bayda sıfır olarak satın alınan lüks otomobilin sağ ön çumurluğunda boya tespit edildi. İlk başta duruma inanmayan araç sahibi servis kontrolleriyle birlikte boyanın gerçek olduğunu anladı. Yapılan incelemelerle hatalı parçayı bulan oto ekspertizi Cihan Acar böyle bir boyanın araçta yaklaşık 50 ila 100 bin lira arası değer kaybına yol açabileceğini belirtti. Araç satın almak isteyenlere tavsiyelerde bulunan Acar, mağduriyet yaşanmaması için mutlaka uzman görüşüne başvurulması gerektiğini vurguladı.
Sayın seyirciler, Türkiye Lucky Moly Motocross Şampiyonası hafta sonu ilimizde gerçekleşecek. İlimizde hareketli saatler yaşanacak ve bu haberimiz ve diğer spor haberlerimizi sizlere baş başa bırakıyoruz. Hoşçakalın. Türkiye Lucky Moly Motocross Şampiyonası Afyonkarahisar'da başlıyor. Türkiye Motosiklet Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre şampiyonanın açılış yarışı 9-10 Nisan 2022 tarihlerinde Afyonkarahisar Belediyesi'nin destekleri Anadolu Motor ve Doğa Spor Kulübü'nün organizasyonuyla düzenlenecek. Büyük Taarruz Zaferi'nin 100. yıl etkinlikleri kapsamında Afyon Motor Sporları Merkezi'nde koşulacak sezonun ilk ayak yarışına İstanbul, Ankara, İzmir, Muğla, Antalya, Aydın, Adana, Sakarya, Mersin, Kocaeli ve Bursa başta olmak üzere birçok ilden sporcu katılacak. Barış için temiz spor gününe de dikkat çekilecek. Türkiye Lucky Moly Motocross Şampiyonası MX1, MX2, MX2 Junior, MX85cc, 65cc, 50cc, senior ve veteran sınıflarında mücadelelere sahne olacak. Yüksekliği 6 metreyi bulan atlayışların gerçekleşeceği yarışlarla spor severler heyecanlı anlara şahit olacaklar. Şampiyonada 9 Nisan Cumartesi günü serbest ve sıralama antrenmanları yapılacak. 10 Nisan Pazar günü ise saat 9'dan itibaren yarışlar koşulacak. Afyonkarahisar Belediye Başkanı Mehmet Zeybek de konuyla ilgili yaptığı açıklamada Büyük Taarruz'un 100. yılında Afyonkarahisar'da motokros heyecanının yaşanacağını ifade ederek şöyle konuştu. Büyük Taarruz'un 100. yılı münasebetiyle 9-10 Nisan tarihleri arasında Afyonkarahisar'da Türkiye Motor Sporları Federasyonu ile beraber dünyanın en iyi pisti, dünyanın en iyi padok ödülüne haiz motokros alanımızda Türkiye 100 sporcunun katılacağı Türkiye şampiyonası gerçekleştirilecektir. Tüm motor severleri, spor severleri alanımıza bekliyoruz. Orada 100. yıl münasebetiyle yapılacak olan festivallerimizin, organizasyonlarımızın bu ikincisi, yani 2022 yılında yapılacak olan organizasyonların ikincisi. Birincisini Karavan Fest olarak Ocak ayında gerçekleştirmiştik. Hemen hemen ülkemizin her yöresinden karavan severlerin katılmış oldukları, iştirak etmiş oldukları o kar altında, kar yağışı altında nefis bir organizasyon gerçekleştirdik. Bu ikincisi olacak. Burada motokros alanımızda sporcularımızın akrobasi gösterileri ve yarışmalarda gösterecekleri performansla Türkiye şampiyonu belirlenecek. Ondan dolayı da Afyon olarak bu tür organizasyonları Büyük Taarruz'un 100. yılı da etkinlikler çevresinde yapmamız bizim için, Afyon için farklı bir onur kaynağı. Türkiye Motosiklet Federasyonu As Başkanı Mahmut Nedim Akülke ise her ay yaptıkları organizasyonlarla Türkiye'de Büyük Taarruz'un 100. yılını hatırlatacaklarını ifade etti. Türkiye Motosiklet Federasyonu'nun 2022 sezonu Afyonkarahisar'da sezonu açacak. Türkiye Motocross Şampiyonası'nın ilk yarışıyla. Gerçekten Afyon artık Türkiye Motosiklet Federasyonu için değil, dünya uluslararası federasyon içinde çok önemli bir motor sporları alanı. Ödüllü motocross pistimiz, tüm sporcuların kıyasaya mücadele verebileceği inanılmaz bir parkura sahibiz. Afyon sahip. Bunun için başta Afyon Belediye Başkanımız, Afyon Belediyesi, tüm kamu ve kurumlara, Gençlik Spor Bakanımıza çok teşekkür ediyoruz. Böyle bir alanı Türkiye'ye, Afyonkarahisar'a yaptıkları için ve verdikleri destek için. Tabii aslında sezonun ilk yarışı olması münasebetiyle bir de çok yarış 100. yıl kapsamında, Büyük Taarruz'un 100. yılı kapsamında yapılacak. Bu da ayrıyeten bizim için bir onur meselesi, Türkiye Motosiklet Federasyonu için. Gerçekten biz Türkiye Motosiklet Federasyonu olarak Afyon'da her ay bir organizasyonla Büyük Taarruz'un 100. yılını doyasıya içimize sindirerek yaşayacağız ve bunu da tüm kamuoyuna, tüm Türkiye'ye her ay Büyük Taarruz'u hatırlatarak 2022'yi kapatacağız.
Afyonkarahisar Valisi Gökmen Çiçek, Sultanbeyli ilçesine yapılacak olan amfiteyatro, yüzme havuzu, bisiklet yolu, çadır, zipline, paintball, tırmanma duvarı, kamp alanı gibi birçok etkinliğin yer aldığı gençlik kampı inşaatında incelemelerde bulundu. Vali Çiçek incelemelerinde Vali Yardımcıları Nurullah Kaya, Mehmet Boztepe, Mehmet Keklik, Sultanbeyli Kaymakamı Murat Demirbilek, Afyonkarahisar Gençlik ve Spor İl Müdürü Feyzullah Derece, Sultanbeyli Belediye Başkanı Mehmet Aldırmaz ve İl Genel Meclisi üyeleri de eşlik etti. Vali Gökmen Çiçek, Sultanbeyli Gençlik Kampı'nın Türkiye'nin en büyük kamplarından biri olacağını söyledi. Sultanbeyli'nde, Sultanbeyli'nin eteklerinde 300 kişilik yurdumuz, gençlik kampımız, macera parkımız, yüzme havuzumuz, güneş parkımız, macera parkımız, zipline'ımız, bisiklet yollarımız, otağı çadırımız, Türkiye'nin en büyük gençlik kampını yapıyoruz. Özellikle Gençlik Spor Bakanı Mehmet Muharrem Kasapoğlu'na sonsuz teşekkür ediyorum. Sultanbeyli'nin çıtasını her geçen gün yükselttiğine dikkat çeken Vali Çiçek, Sultanbeyli'ne en iyisi yakışır dedi. Çok büyük hizmetler görecek bu bina. Bu ormanların eteklerinde gençlerimiz kamplar yapacaklar, eğitimler görecekler, dinlenecekler. Günlere, bundan sonraki hayatlarına daha sıkı hazırlanacaklar. Sultanbeyli ilçesi hem tarihi kent meydanıyla merkezde, yaptığı spor salonlarıyla, bu gençlik kampıyla her geçen gün çıtasını biraz daha yükseltiyor. Afyon Büyük Güreş organizasyonuna ev sahipliği yapacak. U13 Erkekler Serbest Greco-Roman Güreş Şampiyonası Afyonkarahisar'da yapılacak. Şampiyonluğu nedeniyle 81 ilden yaklaşık 1500 sporcu ve teknik adam ilimize gelecek. Afyonkarahisar Güreş İl Temsilciliği Afyonkarahisar Valiliği'nin öncülüğünde gerçekleşecek olan etkinliklerde Türkiye Güreş Federasyonu'nun U13 Güreş müsabakaları için Afyonkarahisar'ı tercih ettiğini bildirdi. 81 ilden 150'yi aşkın sporcunun buluşacağı U13 Erkekler Serbest Greco-Roman Güreş Şampiyonası ile ilgili bilgiler veren İl Temsilciliği, iller yapacakları il seçmesi sonucunda illerine verilen sporcu kontenjan sayısına Türkiye Şampiyonası'na katılabilecekler. İllere verilen kontenjan sayısını aşmamak koşuluyla 11 yaş yani 2011 doğumlular direkt Türkiye Şampiyonası'na katılacaklar. Müsabakalar Dünya Güreş Birliği ve Türkiye Güreş Federasyonu kurallarına uygun olarak yapılacak. 11 Nisan'dan itibaren Afyonkarahisar'da toplanacak olan sporcular ve teknik adamlar 15 Nisan'da yapılacak olan final müsabakalarına kadar ilimizde kalacaklar. Bu süre zarfında yaklaşık 1500 güreşçiyle onların antrenör ve kulüp temsilcilerini ilimizde en iyi şekilde ağırlamaya çalışacağız. Ülke genelinden yüzlerce güreş severin katılacağı şampiyonaya tüm Afyonkarahisarlı hemşerilerimizi davet ediyoruz açıklamasında bulundu. Kamil Miras Yurt Müdürlüğü Türk Polis Teşkilatı'nın 177. yılı nedeniyle Erenler Polis Karakolu'nu öğrencilerle ziyaret etti. Polislere görevlerinde başarılar dileyerek de günün anısına karakol bahçesine ladin ağacı diktiler. Antalya'da Muay Thai şampiyonasında 60 kilogramda Kübra Kocakuş, 45 kilogramda İbrahim Hıdır Görgülü Türkiye şampiyonu oldular. Recep Akpınar ve İrem Yıldırım da Türkiye ikincisi oldu. Kübra Kocakuş ve İbrahim Hıdır Görgülü Birleşik Arap Emirlikleri Abu Dhabi'de yapılacak olan Dünya Şampiyonası'na gitmeye hak kazandılar. Afyonkarahisar'da faaliyet gösteren Okçuluk Kulübü üyeleri Belediye Başkanı Mehmet Zeybi ziyaret etti. Her zaman spora ve sporcuya önem veren yatırım ve projelere imza atan Başkan Zeybek okçuları ağırladı. Ziyarette Gençlik ve Spor Hizmetleri Müdürü Sami Çetin Akta da hazır bulundu. Tokat'ta yapılacak müsabaka için sporculara yeniden destek sözü veren Başkan Zeybek, hedeflerinin sporcu nesiller ve bireyler yetiştirmek olduğunu belirterek, sporcularımıza ziyaretlerinden dolayı teşekkür ediyorum. Geleneksel okçuluk sporuyla ilgilenen kulüplerimize her türlü desteği sağlıyoruz. Spor şehri Afyonkarahisar'da her alanda gençlerimizin spora gönül veren herkesin yanındayız. Atasporumuzu yaşatan okçuluk kulübü üyelerimize de ayrı teşekkür ediyorum. Kendilerine malzeme desteği sağlamanın yanı sıra ulaşım imkanı da sağlıyoruz. Bu konuda her zaman yanlarında olduğumuzu belirtmek istiyorum. Şehrimizin spor alanında adını duyuracak çeşitli başarılara imza atması için gayretle çalışıyoruz. Sporcu nesiller yetiştirme hedefiyle çalışmalarımız devam edecek dedi. Ziyaret kapsamında okçular Başkan Zeybe'ye hediye takdiminde bulundular. Karşılıklı görüş alışverişinin yapıldığı ziyaret hatıra fotoğrafı çekimiyle son buldu.